Şehitlerin Gömülmesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarına düzlüğe inmelerini emretti. Haris İbni Simme radıyallahu anh önden Hamza radıyallahu anh'ın cesedini bulmak üzere savaş alanına gönderilmişti. Fakat Haris gördüğü manzara karşısında çok şaşırmış ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ne diyeceğini bilemediği için geri dönmekte gecikmişti. Bunun üzerine Hz. Ali'yi onun arkasından gönderdiler. Ali radıyallahu an Haris'i parçalanmış cesedin başında beklerken buldu. Birlikte geri döndüler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kafirlerin ne yaptığını duyunca şimdiye kadar hiç böyle sinirlenmemiştim. Gelecek sefer eğer Allah bana Kureyşlilere karşı zafer verirse onlardan otuz cesede aynı şeyi yapacağım dedi.'' Fakat bundan kısa bir süre sonra şu ayetler indi. Eğer ceza verecekseniz size ceza verilenin misliyle ceza verin ve eğer sabrederseniz andolsun bu sabredenler için daha hayırlıdır. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biraz önce ettiği yeminden geri dönmekle kalmayıp cesetlere zarar verilmesini de yasakladı. Yanı sıra savaş sırasında insanın en kutsal bölümü olan yüzüne dikkat edilmesini istedi. Bir darbe indireceğiniz zaman bunun yüze gelmemesine dikkat edin. Çünkü Allah Adem'i kendi suretinden yaratmıştır. Abdullah İbni Cahş da Hamza radıyallahu anh'ın biraz ötesinde öldürülmüş ve cesedi tahrip edilmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka ölüleri aramak için yüzünü onlardan çevirdiğinde değişik bir manzarayla karşılaştı. Kendi akrabalarından olan Abdullah ve Hamza'nın biraz ötesinde Hanzala'nın cesedi vardı. Kureyş'in ne kadınları ne de erkekleri ona dokunmamışlardı. Hanzala radıyallahu an orada sanki meleklerin kendisini yatırdığı şekilde uzanıyordu. Saçları Öğlenin kuru toprağı üzerindeki suyla ıslanmıştı. Yanından geçen herkes Allah'a şükrediyordu. Çünkü onun güzelliği şehit arkadaşlarının cennette şimdiki durumunu gösterir bir işaretti. Biraz ötede Hayseme radıyallahu anh ve İbnet Dehdehe radıyallahu anhın cesetleri vardı. Hayseme rüyasında şehit olduğunu gören Sabit İbnet Dehdehe de yetim çocuğa hurma ağacını hediye eden adamdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabiti gördüğünde meyve yüklü alçak dallı hurma ağaçları İbni Eddehdehe'nin cennette ne çok ağacı var diye buyurdu. Evslilerden bir grup kendi ölülerini ararken daha bir gün önce Müslüman olmamakla suçladıkları Usayrim adında bir adamın cesedini buldular.'' Ona ne zaman İslam'dan bahsetseler o, sizin söylediklerinizin doğru olduğunu bilsem hiç tereddüt etmem derdi. Fakat şimdi savaş alanında çok ağır yaralı bir şekilde yatıyordu. Henüz ölmemişti. Seni buraya getiren ne dediler? Halkını korumak mı yoksa İslam'ı korumak mı? İslam için geldim dedi. Birdenbire Allah'a ve Resulüne inandım ve Müslüman oldum. Ondan sonra da kılıcımı alıp bu sabah erkenden Allah'ın Resulü ile beraber olmak için buraya geldim. Beni yere düşüren bir darbe yiyinceye kadar da savaştım. Daha fazla konuşamadı. Evisli grup onun başında ölünceye dek beklediler. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Usayrim'den bahsettiler. O da Usayrim'in cennetliklerden olduğunu söyledi. Sonraki yıllarda Usayrim beş vakit namazdan birini bile kılmadan cennete giren adam olarak tanınırdı. Şehitler arasında bir de yabancıya rastladılar. İlk başta yabancı olduğunu sanmışlardı. Fakat içlerinden biri onun Salebe kavminin Yahudi alimlerinden muhayrik olduğunu anladı. Daha sonradan öğrendiklerine göre Muhayrik o sabah erkenden halkını toplamış ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verdikleri sözü tutarak putperestlere karşı onun yanında olmaları gerektiğini söylemişti. Onlar bunu sebbat anlamına geldiğini söyleyince o sebbata inanmayın demişti. Daha sonra öldürülürse Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisinin varisi olduğunu duyurmuştu. Eğer bugün öldürülürsem tüm mallarım onları Allah'ın gösterdiği şekilde harcayacak olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemindir. Daha sonra kılıcını ve diğer silahlarını alıp Uhud'a doğru yola çıkmış ve orada öldürülünceye kadar savaşmıştı. Bundan sonra Medine'ye dağıtılan sadakaların çoğu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme muhayrikten miras kalan hurma bahçelerinden kaynaklanıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muhayrik için Yahudilerin en iyisi demişti. Mekkelilerin evlerine döndükleri anlaşılır anlaşılmaz Medineliler rahat bir nefes aldılar ve kadınlar öğleden beri kulaklarına gelen söylentilerin doğru olup olmadığını anlayıp ölülerini görmek üzere şehrin dışına çıkmaya başladılar. İlk gelen kadınlar arasında Ayşe radıyallahu anha, Ümmü Eymen ve Safiye radıyallahu anhuma vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Safiye'yi görünce çok üzüldü ve Zübeyir'e annene yardım et ve Hamza'nın mezarının hemen kazılmasını sağla. Git anneni götür kardeşine olanları görmesin dedi. Bunun üzerine Zübeyir Safiye'ye gitti ve anne Allah'ın Resulü sana geri dönmeni emrediyor dedi. Fakat Safiye zaten haberleri önceden öğrenmişti. Niçin gidecekmişim dedi. Kardeşimin başına gelenleri duydum fakat bu Allah içindi. Allah'tan gelene razıyım. İnşallah sabredeceğime söz veriyorum. Sübeyr Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme döndü. O da Safiye'nin gelmesine izin verdi. Bunun üzerine Safiye kardeşinin cesedinin yanına geldi ve şu ayeti okudu: Biz Allah'a ait kullarız ve şüphesiz ona dönücüleriz. Bunu duyunca hepsi birden sonra indirilen ayetleri hatırladılar ve rahatladılar. Ey iman edenler, sabırla ve namazla yardım dileyin. Gerçekten Allah sabredenlerle beraberdir. Ve sakın Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Tersine onlar diridirler. Fakat siz bunun şuurunda değilsiniz. Andolsun biz sizi bir parça korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele. Onlara bir musibet isabet ettiğinde derler ki, biz Allah'a ait kullarız ve şüphesiz O'na dönücüleriz. Rabbinden olan bir salat, bağışlanma ve rahmet bunların üzerinedir. Ve hidayete erenler de bunlardır. Safiye daha sonra kız kardeşi Umeyme'nin oğlu Abdullah İbni Cahş radıyallahu anh'ın cesedi başında dua etti. Fatıma radıyallahu anh'a da ona katıldı. İki kadın birlikte ağladılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onlarla birlikte ağlayarak rahatladı. Daha sonra Fatıma babasının yaralarını sardı. Kuzenleri Hamne'ye, kocası Musab radıyallahu anh'ın erkek kardeşi Abdullah'ın ve amcasının ölüm haberini vererek üzüldüler. Savaşın ilerlediği bir anda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hala sancağı elinde taşıyan Musab'ı görmüş ve ona seslenmişti. Fakat adam "Ben Musab değilim." diye cevap vermiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onun Musab'ın yerine sancağı taşıyan bir melek olduğunu anlamıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem genç adamın cenazesi başında durdu ve şu ayeti okudu: Müminlerden öyle erkek adamlar vardır ki üzerinde Allah ile yaptıkları ahide sadakat gösterdiler. Böylece onlardan kimi adağını gerçekleştirdi, şehit olup sözünü yerine getirdi. Kimi de beklemektedir. Onlar hiçbir değiştirmeyle sözlerini değiştirmediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün ölülerin Hamza'nın cenazesinin yanına getirilmesini ve mezarların kazılmasını emretti. Hamza radıyallahu anh bir örtüye sarılmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun için cenaze namazı kıldı. Bunun ardı sıra diğer cenazeler içinde toplam 72 cenaze namazı kıldı. Bir mezar kazılır kazılmaz iki veya üç cenaze bir mezara gömülüyordu. Hamza radıyallahu anh ve yeğeni Abdullah aynı mezara yan yana gömüldüler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gömülme işlemi boyunca her mezarın başında bulundu. Cemuh'un oğlu Amr ile Amr'ın oğlu Abdullah'ı bulun dedi. Onlar bu dünyada birbirinden ayrılmaz iki dosttu. İkisini aynı mezara gömün. Fakat Amr'ın zevcesi ve Abdullah'ın, Cabir'in babası, kardeşi olan Hint ikisinin cenazesini oğlu Hallad'ınki ile beraber getirmişti. Hint onları Medine'ye götürmeye çabalamıştı. Fakat düzlüğün sonunda ona bunun Allah'ın emriyle olduğu söylendi. Bu nedenle Hint cenazeleri tekrar savaş alanına geri götürmek zorunda kaldı. Bu üç ceset aynı mezara gömüldü. Peygamber aleyhissalatü vesselam gömülme işlemi bitene dek mezarın başında durdu ve Ey Hint! Amr, oğlun Hallat ve kardeşin Abdullah hepsi beraber cennetteler.'' Bunun üzerine Hint, ey Allah'ın Resulü, beni de onların yanına yerleştirmesi için Allah'a dua et dedi. Ölülerin çoğunun aksine, Muzeyneli adamın o anda orada hiç akrabası yoktu. Çünkü yeğeni de ölünceye kadar orada savaşmıştı. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun başına gitti ve benim senden razı olduğum gibi Allah da senden razı olsun dedi. Muzeyneli'nin vücudunu giydiği yeşil çizgili örtüyle kapattılar. Mezara koyduklarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun yüzünü kapatmak için örtüyü yukarı çekti. Fakat bu kez de ayakları açıkta kaldı. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatu vesselam yanındakilerden çevreden biraz ot toplayıp adamın ayaklarını örtmelerini istedi. Diğer cenazeler için de aynı şey söz konusuydu. Yani Toprak atılmadan önce ölünün yüz ve ayakları başka bir şeyle örtülmeliydi. Son mezar da kapatıldığında peygamber aleyhissalatü vesselam atını istedi ve bindi. Şafak'ta geldikleri yoldan geri döndüler. Medine'nin girişindeki kayalıklara geldiklerinde çevresindekilere saf oluşturmalarını söyledi. Erkekler Mekke'ye dönük iki saf oluşturdular. 14 kadın da onların arkasına dizildi. Daha sonra Allah'a dua edip şükür ve hamdlerini sundular. Allah'ım, senden selamını, rahmetini, bereketini ve affını diliyorum. Allah'ım, senden ne sona eren ne de solan ebedi saadeti istemiyorum. Allah'ım, senden korkulacak günde eminlik, yokluk gününde bolduk istiyorum.